Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Çünkü normalde video çektiğim yer biraz dağınık oluyordu. Ya da yüzeyi pürüzlü falan oluyordu. Görüntüsü de kötüydü ama bugün çaresini buldum. Şimdi arkadaşlar göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Şöyle hatta göstereyim. Evet arkadaşlar, artık yüzeyimize şöyle bir şey var. Bir şey kaplama. Masaya böyle bir şey kapladım. Ya ben kaplamadım. Şöyle hatta göstereyim. Arkadaşlar şöyle çıkabiliyor. Evet. Şöyle çıkabiliyor. Çok güzel bir masa. Bir de yeri değiştirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle yerinden bir çıkartalım. Şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Normalde burada video çekiyordum. Şurada resimlerim vardı. Oradaki resimleri kaldırdım, buraya koydum. Şimdi burası biraz dağınık, ya da dağınık değil aslında ama işte biraz düzensiz sadece. Artık arkadaşlar videolarımı şurada çekeceğim. Normalde bu çekmece ama çekmecemin şöyle bir özelliği var. Üstü dolap zaten. Üstü dolap olarak kullanılıyor. Çünkü bu tür şeyler normalde aynalı olur ama benimki aynalı değil. Videomu burada çekeceğim. Onun dışında başka bir zaman güzel bir masa almak istiyorum. Masa aldığım zaman da artık orada video çekeceğim. Neyse arkadaşlar, şimdiki videoma hemen başlamak istiyorum. Arkadaşlar benim sınıfta çok sevdiğim bir tane arkadaşım var. Adı Esma Nur Çollak. Ona böyle çok güzel ipten bir bileklik yapacağım. Normalde dikişle yapıyordum, yani dikiş dediğim örgü. Örgü olarak yapıyordum. Şimdi normal ipi öreceğim. Kalın ip. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Şöyle şurada birkaç tane örgüm vardı. Ama şu daha kalın olduğu için bunu kullanacağım. Bunu öreceğim. Çok tatlı bir bileklik olacağına eminim. Hemen bir an önce başlamak istiyorum. Şöyle hemen kamerayı şuradan şöyle alalım. Arkadaşlar bu arada şurada perdem olduğu için bir de gün ışığı olacak artık sabahları. Bir de bu arada arkadaşlar şu an burası bana göre çok alçak. Aslında altına bir şey daha koyup böyle kendimi yükselsem daha iyi olurdu ama şimdilik yapmayacağım öyle bir şey. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Şöyle biraz uzun keseceğim. Sonradan kısaltabilirim zaten. Aslında kendi bileğime göre ayarlayayım. Onun bileği de benim bileğim kadar diyeyim. Şimdi hemen bir makas getireyim. Arkadaşlar üst çekimi aldım şu anda. Yani üstten çekeyim diyeyim hatta. Şimdi makas yardımıyla kestim. 3 tane eşit parça ipim var. Şöyle hatta görülebilir. 3 tane eşit parça ipim var. Şimdi şunları üçünü de yan yana bir getireyim. Bir de arkadaşlar hediye paketini kendim hazırladım. Kağıttan. Bulamadım bugün. Şimdi arkadaşlar şu ucuna şöyle bir düğüm atacağım. Kalın bir düğüm olacak. Atabilirsem tabii de. Evet. Şimdi şöyle bir düğüm attım. Şimdi bunu öreceğim. Hızlı hızlı örüp bir an önce paketleme işine geçeyim. Yarın okulda arkadaşıma vereceğim bunu. İnşallah beğenirsin Esma'cığım diyorum. Videomu izliyorsan da yorum yapabilirsin hatta. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Yanımda zaten bant vardı. Şu anda kaydığı için bant yardımıyla bakayım. Hiç yapışmaz buraya. Evet. Şimdi şurasını buraya yapıştıracağım ki kolayca örebileyim. Çünkü kayıyor. Evet. Şimdi bunu örüyorum. İnce bir bileklik olacak. Arkadaşlar isterseniz size kargoyla belki yollayabilirim. Ya da yollamayabilirim. Ama sizin için evde yaparım. İsteyenler yorumlarda yazsın diyecektim ki
Şurası yine çıktı. Bir sağlam yapamıyorum. İyicene şuraları. Tamam. Bir tarafta bir karışıklık oldu ama. Şöyle iyicene bir hemen örelim. Arkadaşlar bu arada çoğunuz büyük ihtimal Enes Batur'u tanıyordur. Enes Batur Sungur Tekin. Onun gerçekten büyük bir hayranıyım. Ona ya inşallah şey yapar. Yani videoda benim hediyemi okur. Ona yani Enes abi bir tane kargoyla en sevdiğim köpeğimi yollayacağım. Ya, oyuncak köpeğimi. Artık o yani süs olarak kullanır. Ben seviyordum ama Enes abiyi de sevdiğim için değer vereceğini düşünüyorum. O yüzden Enes abiyi göndereceğim bazı şeyler. Arkadaşlar bu yine çıktı. Şunu bir ayarlamam lazım da nasıl ayarlayacağım? Şunu iyice bir yapıştıralım. O zaman şuralarını da yapıştırayım. Tamam. Batur ayağları da izliyorum. Yani Batur ayağı de izliyorum. Zaten ben normalde kuzenimin video izlemesiyle başladı. Enes Batur yani Enes abinin video izlemesiyle başladı. Daha doğrusu Enes abinin videolarını izlemesiyle başladı kuzenimin. Bana da söyledi ve ben de izledim. Küfür falan kullanıyor ama gerçekten yani küfür kullansa bile ne gerçekten çok seviyorum. Çok sevdiğim bir en yani en çok sevdiğim YouTuber'lardan biri. O yüzden onu yani onun büyük hayranıyım. Ondan örnek alarak ben de video çekiyorum. Ama tabii tek örnek almak ve heves için değil, sizler için yapıyorum bunları. Hem sizleri eğlendirmek hem de kendimi eğlendiğim için bunun güzel bir şey olacağını düşünüyorum zaten. Yani benim açıkçası fikrim bu. Arkadaşlar bitirdim. Hemen şu diğer ucunu da bir güzel düğüm atıyorum. Atabilirsem tabii de. Acaba atabilecek miyim? Düğüm atmayı da çok bilmiyorum. İnşallah beceririm. Evet. Arkadaşlar bu arada ben normalde ya inşallah tabii olur da her YouTuber için de bunu diyorum. İnşallah olur. 500 ya da 100 bin aboneye ulaşırsam eğer ki bir gün ulaşırsam GameX'e gideceğim. GameX'i biliyorsunuzdur. Ya da GameX'e gitmesem bile ne? Arkadaşlar yakın bir zamanda bilgisayar alacağım. Bilgisayarım vardı, bozuldu. Casper vardı. Şimdi Dell alacağım. Bir de güzel bir kamera almak istiyorum. Çekimlerim daha net olsun diye. Şimdi bilgisayarıma aldığım zaman birkaç tane oyun yükleyeceğim. Yüklediğim oyunlardan bazılarını şimdiden söylemek istiyorum. Bu arada tamamladım. Şöyle yakından göstereyim. Ördüm. LOL. Yani Legend of Legends. Bir de ay söyleyemedim. Legend of Angels. İnşallah düzgün söyleyebilmişimdir. Happy Wheels. Ay öksürük tuttum. Evet. Slitherios. Yani Slitherio'da çok oynanıyor bazen o da. Yani bunun gibi Counter, GTA falan bunlar gibi videolar çekeceğim. Çünkü izleniyorlar. Ha bu arada Minecraft da var. Minecraft'ı da seviyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Çoğu erkek böyle düşünüyor. Tabii yargılamıyorum. Düşünceleri bu ama mesela daha demin okuduğum
Yani söylediğim oyunları diyorlar ki kızlar oynayamaz. Yok öyle bir şey kardeşim yani. Niye oynayamıyorum? Sonuçta mesela Duygu Köseoğlu'nu biliyorsanız Duygu Köseoğlu mesela GTA oynuyor. Yani ben seviyorum bu tür oyunları. Böyle arkadaşlar bir de şey oyunu Slither.io ve şeyi adını unuttum. Bir tane daha oyun vardı. Onları ha, Dumb Mice 2D mi diye bir şey bir oyun var. Onu tabletten çekeceğim Mobizen yardımıyla. Neyse arkadaşlar konuyu pek uzatmadan şöyle şurada iki tane bıraktım. Bir tanesini kestim. Şunun ucundan bağlıyorum. Boşluk olacak. Orayı çünkü şey geçireceğiz. İpi bağlamak için. Kola bağlanması için öyle bir boşluk yapacağım orada. Onu da düşünüyorum. Arkadaşlar ben bunun için kalemden yardım alacağım. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Şurasına da ek yaptım. Ya ek değil de şurasını bağlamak için böyle bir şey yaptım. Şimdi hemen ay kaplamaya geçiyoruz. Şurada ip parçalarını falan kenara koyuyorum. Arkadaşlar burada kendim yaptım. Bir tane şey var yıldızlı. Şimdi nasıl bir kap yapacağım bilmiyorum. Ama şuradan şöyle bir şey kesmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. İlk önce şu köşeden yuvarlak olmasını sağlayacağız. Şu yaptığım bilekliği iki kat ya da dört kat yapıyorum. Şunu şimdi öyle evet. Şöyle her yerine bantladım. Bir de şu uç kısımları kaldı. Arkadaşlar el yapımı bir şey yaptığım için belki çok bir şey olmaz. Bazılarımızın gözünden öyle olur ama ben mesela bana en çok el yapımı şeyler ben en çok el yapımı şeyler seviyorum. Çünkü emek verilmiş oluyor. El yapımı olmayan bir şeyi ben ne yapayım? Ya ne yapayım ne demem. Tabii alınırsa yine bir şey demem ama sonuçta para vermişler ama yani ben öyle düşünmüyorum. Kısacası o kadar. Neyse arkadaşlar şöyle bir kap yaptım. Şimdi bunu yarın arkadaşıma vereceğim. Bu arada Flash belleğe benzedi. Neyse arkadaşlar hemen vedaya geçelim. Arkadaşlar videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.